Denebilir ki özgürlükle güvenlik arasında hem ters bir ilişki var, ters orantı, hem de bir açıdan da doğru orantı var. Çünkü güvenlik tedbirleri ve güvenlikçi yaklaşımı siz abartırsanız bu zorunlu olarak özgürlükleri kısıtlama anlamına gelir. Yani devamlı diyelim çevirmeler, işte diyelim sokağa çıkma yasakları, ondan sonra her adımın kontrol edilmesi. Bu elbette ki bir özgürlük tehdididir. Yani güvenliğe yapılan yatırım ve gösterilen özen özgürlüğü tehdit eder. Ama beri tarafta şöyle bir şey de yok. Ne kadar özgürlük fazlaysa veya şöyle güvenliğe ne kadar az önem verilirse, güvenlik ne kadar az olursa özgürlük o kadar fazla olur da denilemez. Çünkü özgürlük güvenlik dengesinde bir aktör, önemli aktör devlettir. Devlet esas itibariyle halkın güvenliğini sağlamak, refahını sağlamak için kurulmuştur. Mahiyeti gereği öyledir yani. Bütün dünyada öyle olması gerekir. Ama devlet bunu abartabilir ve vatandaşın iyiliği için kurulmuş bir yapı, insanların iyiliği için kurulmuş bir yapı tamamen insanların kötülüğüne dönüşebilir. İşte Thomas Hobbes galiba Leviathan Evet. bir ejderhaya dönüşebilir. Ama eğer devlet güvenliği sağlamazsa veya genel olarak kamu güvenliği sağlanamazsa da bu sefer halk arasındaki çeşitli kesimler den güçlü olanlar, galip olanlar, güçlü olanlar diğerler üzerinde galibiyet kurup her türlü baskıyı, şiddeti ve terörü yapabilirler. Nitekim mesela sayısal olarak bir desteği olmadığı halde Türkiye'de pek çok terör örgütü yer yer halka büyük acılar çektirmişlerdir. Yer yer bazı yerlerde hakimiyet iddiasında bulunmuşlardır. Hani eskiden 12 Eylül öncesinde hatırladığımız gibi kurtarılmış bölgeler falan kurulmuştur. Şimdi o da bir özgürlük değil elbette ki. Bu sefer tehdit devlet yerine hani güvenlik gerekçesiyle özgürlükleri sınırlayan, aşırı sınırlayan devlet yerine diyelim öne çıkan bir eşkıya olabilir. Ondan birkaç tane kabadayı, ondan sıradan bir adi suçlu örgütü de olabilir. Bir mahallede, bir bölgede mafyayı falan düşünelim, edelim. Dolayısıyla özgürlükle güvenlik tam birbirinin zıttı olmadığı gibi her zaman paralelde gitmez. Hassas bir dengesi var.